Ey insan, bu kafeste azap içindesin. Senin canın içinde bir can var. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi. Gücün yettiğince ara. Ama dışarıda değil. Aradığını içinde ara. Ne varsa içindedir. Aşık olmak nedir? Aşık kime denir? Ve aşık olduğumuz aslında kim? Gelin bugün biraz aşktan söz edelim. Hepiniz hayatınızın belli dönemlerinde aşkla tanıştınız. Müthiş haz duydunuz. Bir yandan da çok canınız yandı. Aşk vazgeçilmez bir zevk ve bazen de dayanılmaz bir ıstırap. Mesnevi'nin ilk hikayesini hatırlarsınız. Bir cariyeye aşık olan padişahın hikayesi. Hazreti Mevlana Mesnevisinde ilk hikaye olarak aşkı konu edinmişti. Başlarken de şöyle demişti bize. Ey dostlar, şu hikayeyi dinleyin, o tıpkı bizim halimizdir. O hikayede padişah bir cariyeye aşık olmuş, cariye ile vuslata ermiş ancak ardından cariye hastalanmıştı. Uzun bir hikayeydi. Neticede hazık bir tabibin müdahalesi ile macera padişah açısından mutlu sonla bitmişti. İster bu cihanın aşkı olsun, ister o cihanın aşkı. Hakiki maşukta suret yoktur. Hakikaten surete aşıksan, sevgili ölünce onu niye terk ediyorsun? Aşk hakkında ne söylenirse söylensin, onun mahiyeti ancak aşığa aşikardır. Fizyolojik açıdan aşkın seçici bir dikkat olduğunu söyleyebiliriz. İnsanın saniyede milyonlarca duyu aldığını düşünürsek, aşıklık halinde maşuğun dışındaki bütün girdiler yok sayılmakta ve hiçbiri bilince ulaşmamaktadır. Şimdi soru şu. Aslında aşık olduğumuz şey bir kişi mi ya da bir görüntü müdür? Bir suret mi bizi bizden alan? Daha doğrusu, aşıklık olanla mı yoksa olunanla mı ilgili? Eğer aşık olduğumuz suretle ilgili olsa, herkesin aynı surete perestiş olması gerekmez miydi? Öyle değilse o zaman hissettiklerimiz diğerine değil de bize ait bir şey olmalı. Hazreti Mevlana diyor ki, maşuk bizim zihnimizde oluşan ve bizim idealize ettiğimiz bir şey. Onun diğeriyle ilgisi yok. Çünkü hakiki maşukta suret yoktur diyor. Eğer suretle ilgiliyse ölünce onu neden terk edip hemen toprağa gömüyorsun diye de soruyor. Peki o zaman aşık olduğumuz kim? O ölenin sureti yerindedir.
Öyle olduğu halde ona karşı hissettiğin soğukluk nedendir? Ey aşık! Senin hakiki sevgilinin kim olduğunu ara da bul. Aşıklık diğeriyle ilgili değilse o zaman biz neden aşık oluyoruz? Psikologlar aşk ihtiyaçlardan kaynaklanır diyorlar ve neye ihtiyacımız varsa bunu karşılayabileceğini düşündüğümüz insanlara aşık oluruz diye de ekliyorlar. Yalnızlıktan kurtulmak, statü, para, şefkat, anlaşılmak, değer görmek, kıymet verilmek ve her neyse, her neye ihtiyacımız varsa bunu karşılayabileceğini düşündüğümüz kişiye rağm oluyoruz. Böyle olmakla birlikte diğeriyle ilgili değil desek de yine de bir diğeri var. İnsanlar çünkü somut bir suret gösteriyorlar bize. Şuna aşığım diye. Onun uğruna ölümü göze alıyorlar. Kan davaları oluşuyor. Yemeden içmeden kesiliyorlar. Lakin öyle olmakla birlikte belli bir süre sonra çeşitli sebeplerle aşkları yok olabiliyor. Aşk evliliklerinde boşanma oranları oldukça yüksek. Peki o zaman aşk geçici bir durum mu? Psikologlar aşk geçer diyor. Hazreti Mevlana da bize diyor ki, ey aşık, senin hakiki sevgilin kim? Git onu ara bul. Evet, aşık olmak diye bir gerçek var. Biz bunu elektrokimyasal delillerle de gösterebiliyoruz. Lakin aşık olma durumunu oluşturan diğeriyle ilgili bir netlik yok. Muhtemeldir ki biz aslında bir görüntüye değil de onun yansıttığı başka bir şeye aşığız. Eğer görünen bir güzele aşık olunsaydı, hissi olan herkes ona ebedi olarak aşık olurdu. Madem vefakarlık aşka aittir, öyleyse o suret neden vefasızdır? Aşık olmakla bağımlılık arasında da bir ilişki var. Beyin çalışmalarında alkol, sigara, eroin gibi bağımlı olduğumuz durumlarda görünen dopaminerjik aktivitenin aşık olma deneyimi sırasında da olduğunu görmekteyiz. O yüzden aşık olma deneyimi için aynı zamanda bir bağımlılık sorunu da diyebiliriz. Kendine zarar verme davranışları biraz da buradan kaynaklanmakta. Vefa duygusuyla bağımlılık aynı şey değildir. Vefa seçici ve bilinçli bir davranış. Oysa bağımlılık ona nazaran bir mahkumiyettir. Vefaya göre bağımlı aşık daha bencildir. Diğer gamlıktan uzaktır. O yüzden ya benimsin ya kara toprağın tutumu da empatiden yoksun net bir bencilliktir. Hz. Mevlana insani manada yaşadığımız deneyimi yadsımıyor. Fakat bizi gerçekçi olmaya çağırıyor. Ve diyor ki, senden önce de insanlar aşık oldu. Senden sonra da olacak. Lakin bunlardan hemen hiçbiri vefakar davranmadı. Ya biri ya da diğeri bir şekilde vefasızlık etti ve terk etti. Güneşin ziyası duvara akseder de duvar eğreti geçici bir parlaklık elde eder. Ey selim ve saf kimse, bir kerpice neden gönül bağlıyorsun?
ebedi olan ve daimi olarak parlayan bir hüsnü cemala. Aşık olunca tam olarak ne oluyor? Psikologlar diyor ki bize aşk geçicidir ve içinde mutlaka cinsellik vardır. Cinselliği yaşayamayacağımız birisine aşık olmayız. Madem geçici ve bir yandan da içinde ihtiyaçlar barındırıyor, o zaman buna aşıklık demeli miyiz? Yoksa Hazreti Pir'in bize anlatmaya çalıştığı başka bir şey mi? Diyor ki bize Hazreti Mevlana, sen aslında aşık oldum derken bir kerpiç duvara vuran ışığa ve yansımaya aşık oluyorsun. O duvardan o parlaklık gidince de aşkın geçiyor ve bitiyor. İnsan su ve toprak karışımı bir kerpiçle sembolize ediliyor. O duvara yansıyan da güneşin ışığı. Güneş batıp karanlık zuhur edince bizim kerpiç duvara olan hayranlığımız da sona eriyor. Bir insandan bize yansıyan nedir? Onu parlatan şeydir. Peki bir insanı ne parlak ve fark edilir kılar? Güzelliği, sahip olduğu ahlak, gücü, bilgisi, bütün bunların hepsi Allah'a ait olan isimlerin bizdeki yansımalarıdır ve zaten bize ait değil. Bilakis bahşedilen hediyelerdir. Yani aslı ona aittir. Demek ki o zaman biz Allah'ın insandaki yansımalarını seviyoruz. Ondan alınca da iştahımız sönüyor. Ey kendi aklına aşık olup da kendisini surete tapanlardan üstün gören sen, bilmiş ol ki senin hissine akseden külli aklın pertebedir. Bakır gibi hissiyatının üstündeki o aklı geçici bir yıldız, eğreti bir altın bil. Peki, kerpiç duvar üstünde görünen yansımalara meftun olmak sadece aşık olma deneyimi mi? Hazreti Mevlana ikaz ediyor bizi ve diyor ki, şimdi içinizden bazıları ben olsam böyle yapmazdım demeye başladı bile. Öyle demeyin. Kendi aklınızı beğenmeye başlamayın. Sizin beğendiğiniz aklınız da yine kerpiçe yansıyanlardan. O da güneşten size hediye ve o da geçicidir, yine sizden alınabilir. Burada anlaşılan o ki, eğer asıl muhatabına duyulan bir şey değilse aşık olmak denen şey, o zaman geçici bir histir. Geçici olan bu hissin mahkumiyetindense, o hisse akılla galip gelmek gerekmektedir. O hissin dumanında kaybolup, sonradan pişman olacağımız hallerden kurtulmak gerekir. Yine Mesnevi'deki ilk hikayeyi hatırlayalım. Padişahın cariyeye olan aşkı yüzünden yaşadığı ıstırap, cariyenin başka bir kuyumcuya duyduğu aşk yüzünden hastalanması, hepsi de o geçici olan hissin bizde oluşturabileceği duygu durumlara örnektir. Hatırlarsanız, padişah ilahi hekimle karşılaşınca ancak olan biteni kavrayabildi ve asıl maşa doğru yol bulabildi. İnsanlardaki güzellik geçici bir yaldızdan ibarettir. O güzelliği ondan azar azar alırlar. Git de yaşattıkça kuvvetlerini azaltır ayetini oku. Ey suret aşığı, gönül iste. Ete ve kemiğe gönül verme.
Bir aşıkla konuşurken önce onun duygularını anladığınızı ona göstermeniz gerekir. Eğer bir de ayrılık söz konusuysa, aklın duygu tozları arasında kaybolmuş bir süvari gibi olduğunu sakın unutmayın. Bu hissettiklerinin geçici olduğunu ona iletebilmeniz için biraz beklemek gerekebilir. O zaman öyle zamanlarda işimize yarasın diye gelin şimdiden bu bilgileri zihnimize yerleştirelim. Nasıl insan yaşadıkça ihtiyarlayıp gücünü yitiriyor ve bir ağaç yavaş yavaş kuruyorsa, hissettiğiniz her neyse mutlaka geçecek. Sadece zor zamanlar değil, iyi ve kötü her durum geçecek. İnsanın et ve kemikten oluşan ve ölünce toprağa defnedilen tarafına ait eğer hissettiklerin ve duygusal yatırımın, o zaman seni ikaz etmeliyiz. Bu yaptığın et ve kemiğe gönül vermekten ibaret. Bunun yerine sana yatırımını baki olana yapmanı tavsiye ederiz. Çünkü gönlün arzusu budur. Gönül hem ab-ı hayattır, hem sakidir, hem mesttir. Benlik tılsımın kırılırsa üçü de bir olur. Sen bu birliği kıyas yoluyla bilemezsin. Allah'a kulluk et, ibadette bulun ki Allah'ın yardımıyla bunu anlayasın. Aşıklık insanın ezelden bildiği bir duygu. Öyle olmasa onunla karşılaşınca bu kadar tanıdık gelmez ve bizi o denli etkilemezdi. Bizi en çok etkileyen duygular daha önce hayatımızın bir döneminde yaşadıklarımızdır. Utanç olabilir, ilgi alaka olabilir, korku, kaygı vesaire. İzleri mutlaka hafızamızda mevcut. Hayatımızın ileri safhalarında onu ortaya çıkaran bir yaşantı söz konusu olunca hızlıca onun içine gireriz. Aşıklık ise anne ile yaşadığımız deneyime benzer. Bu yüzden hep arzularız onu. Hep bir anne arayışı vardır insanın. Daha da ötesi olabilir bu durumun ki, dünyaya gelip vücut bulmadan önce o duvardaki yansımanın bizzat kendisiyle de deneyimlemiş olabiliriz bu duyguyu. Belki de o yüzden bildiğimiz bir şey ve duvarda da olsa o yansımayı görür görmez hemen meftun oluyoruz. Kim bilir? Hazreti Mevlana bize diyor ki, ne olup bittiğini anlamanın yolu kulluktur, ibadettir, taattir. Eğer öyle yapmazsan kendi zannınla, kıyas yoluyla anlamaya çalışırsın ve sapla saman birbirine karışır. Mana sandığın suret çıkar bilemezsin. Mana seni nakşa bağlanmaktan alıkoyandır. Yoksa mana seni kör ve sağır eden bir güzele meftun olman değildir. Körün nasibi gam artıran hayallerdir. Gözün nasibi ise bu geçici alemin hayali mevcudatıdır. Merkebi görmediği için semerini dövenler gibi olma. Madem ki görüyorsun, kaçan merkebi takip et. Ne zamana kadar bu semercilik? Biz olan biteni göremeyenlere kör deriz. Söyleneni duymayanlara da sağır diye hitap ederiz. Yani gerçekle alakasını kesen herkes kör ve sağır gibi davranır. Etrafındakiler ne söylese görmez ve kulağına da girmez. Sersem aşıklar da tıpkı böyledir. Kaç defa gelmiştir anne babalar bana. Çocuklarına ne söylese kulağına girmiyor.
gerçeği görmüyor diye yardım istemek için. Hazreti Mevlana öncelikle bize olan bitenin gerçeğini görebilmek için taati ve ibadeti önermişti hatırlarsanız. Şimdi de diyor ki, semeri merkep zannedeceğin bir duygu durumuna karşı dikkatli ol. Komik duruma düşersin. Merkep diye semere binmeye kalkışma. Bu şu demek. Gerçeği kaçırma. Gerçekle irtibat kur. Sana eğriyi doğruyu göstermeyen merkep gibi olan nefsindir. O senden kaçıyor. Sen semerle uğraşıp durma da gidip onu yakala ve kazığa bağla. Ona hakim ol. İşte bu da ancak ibadetle, kullukla olur. Nitekim diyor ki kılavuzumuz, peygamber de böyle yaptı. Merkebe palansız bindi. Sen de çıplak mana merkebine süvar ol. Seyri sülukuna böylece devam et. Nefsin vazifesi, sabır ve şükür yükünü taşımaktır. İster 100 yıl, ister 30 yıl olsun, hayatta bu yükleri taşıyacaktır. Hiçbir günahkar başkasının yükünü yüklenemez. Ekmemiş olan da hiçbir şey biçemez. Aşıklık da hakikate uygun olmalı. İnsan tıpkı diğer deneyimler gibi aşık olacaksa da eğer, bu asıl muhatabına yönelmeli. Gerçekle irtibatımız kopmamalı. Bunun yegane yolu da nefse sabır ve şükür yükünü yükleyip onu taate alıştırmaktır. Hayatı kolay edebilmenin en iyi yöntemi sabır ve şükrü kendimize şiar edinmektir. Çünkü denilmiştir ki, hayat ya sabırdır ya da şükür. Kılavuzumuz bize diyor ki, ey oğul, bu söylediklerimiz çalışmakla elde edilir, bundan kaçma. Falan define bulmuş, ben niye çalışayım ki deme. Çalışmak define bulmaya mani değil ki. Sen çalış, nasibinde varsa define de gelir. Şimdi asıl tavsiye için Mesnevi'nin ilk beyitlerine gidelim. Kılavuzumuz bize orada şöyle demişti. Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür. Aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür. Ney, dosttan ayrılan kişinin arkadaşı, haldaşıdır. Onun perdeleri perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hemdem, hem bir müştak kim gördü? Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte. Mecnun aşkının kıssalarını söylemektedir. Bu aklın mahremi, akılsızdan başkası değildir, dile de kulaktan başka müşteri yoktur. İlahi, aşkını lütfet bize, senin aşıklarından eyle bizi. Sureti aşık edip, sonra da senden gafil olanlardan eyleme. Bizi gerçek aşkı arayanların yoluna sür. Aşık olmanın şartı vefadır. Vefası olmayan aşklardan yine sana sığınırız. Bir kerpiçe gönül bağlayanlardan etme bizi. Ebedi olan
ve daima parlayan hüsnü cemaline aşık olanların arasına kat bizi de. Kendi aklımıza aşık olup kendini beğenenlerden eyleme bizi. Geçici konaklara bel bağlatma. İlahi, bizi kendi aşıklarından kıl ve bizi sana aşık kullarından ayırma.